Bastım. Arkadaşlar şimdi Filbox uydu cihazını, göster cihazı şurada yeniden ayarlayacağız. Yaklaşık 300 kanal bir kayıp, yani cihazdan eksilmiş olacak yazılım gerekçesiyle. Bu da önemli değil. Zaten 5000 tane kanal kapasitesi var. Filbox 1'den 300. kanala kadar kendine ayırıyordu. Ola ki cihazda bir donma oldu, bir şey oldu ya da biz yeniden ayarlamak istedik. Hani kendimiz temiz bir kurulum yapmak istedik. Fabrika ayarlarına dön diyoruz. Cihazı döndürdükten sonra cihaz yeniden başlatılıyor diyor. Şimdi başlatılacak. Şey yapma. Bu arada Filbox kanalları, yani sinema TV'ler yayını kesti. Fil TV de bunun içine dahil. Bugün itibariyle görünmüyor. Cihaz yeniden açılacak. Muhtemelen gelecek. Evet. İlk kurulma her cihazda olduğu gibi işte dil seç falan, bunlar basit. Bu ekran seçenekleri var. Bunları değiştiriyoruz. İşte bizim buradaydı şeyimiz, artık bundan çıkıyoruz. Otomatik arama TürkSat'a geçiyoruz. Şu da aynı şekilde bu motorlu çanaklar için. Buradan devam ediyoruz. Seçtik. İleri diyoruz. Aramaya basıyoruz. Bu biraz uzun sürüyor. Bu arada biz durduracağız kaydı ve buradan kaldığı yerden devam edeceğiz. Zaten arkadaşlar TürkSat'ın otomatik frekansı, 2 tane ayar frekansı var. Size hangisi oluyorsa onu deneyin, çekiyorsa. Ben de mesela şu çalışmadı bugün. Biraz da yağmurlu, bu frekans biraz zayıf. Şu frekans iyi çalışıyor. 423 ile başlayan, 30.000 ile biten. Şu 380'de de yapabilirsiniz, sizde oluyorsa. Ya bu iki frekanstan birisi. Zaten TürkSat 4A otomatik şebeke yazdığınız zaman Google'a bu çıkıyor. Hepsinde de aynı yani. Değişen bir şey yok. Bütün cihazlarda aynı. Bu cihazda da aynı. Bunu bu şekilde ayarlayacağız. Bunu da cihazımıza gireceğiz birazdan. Bunun sayesinde normal şifresiz olan tüm HD ve SD kanalları cihaza yüklemiş olacağız. Durdur. Heh. Şimdi cihaz temin zaten uydu saptanıyor demişti. Dolayısıyla zaten 11.775'te megahertz'de ayarlı olduğu için, yani Sinema TV'nin kanalında ayarlı olduğu için bir şey de bulamayacak. Tamamen bulamadı. Okey dedik. Kanal araya geldik. Gördüğünüz gibi uydu hiçbir şekilde seçili değil. Biz buradan kendimiz, bakın gördüğünüz gibi 775, 27.500. İşte burada kullanıcı tanımlı. OK'ye bastım. Gördüğünüz gibi. Bir daha basıyorum. Burada. Ben frekans neydi? 12.423. 12.423. Oradan bakayım. Yatay. 30.000. Bunu da otomatik yapayım bakalım. Şu an biraz geç gelebiliyor. Şu anda geldi. Gördüğünüz gibi. Tekrar bakalım. 12.473, yani 23, yatay, 30.000, DVB, QPSK, yani bu ayarları söyle, otomatik ve frekansımız geldi. Bunu evet diyoruz. Bunu OK dedikten sonra şu anda tamam. Opsiyon tuşunda gördüğünüz gibi burada da opsiyon artı diyor. Buna basıyoruz. Şebeke arama var. Ok tuşu. Açık olması gerekiyor. Bu da bunlara tümü demiş. Kanal tipi tümü demiş. Bunları giriyoruz ve transporter seçiminden bizim ayarladığımız 400 neydi? 23. Evet, onu buluyoruz şimdi. Yani diğerlerini aramayla vakit kaybetmesin diye. Evet, bu. Frekans bu. Başka var mı? Yok. 30.000 olan zaten. Girdik. arama seçeneğini seçmiştik. Ara diyoruz. Bu saatten sonra artık 5-10 dakikalık bir arama şey olacak. Zaten ilerliyor şu anda. Yavaş ilerler. 1-2 dakika. Gördüğünüz gibi hemen TRT belgesel falan bunlar gelmeye başladı. Yani normalde çalışmasa bu şey almaz. Yani hiç yapmaz. Yalnız tek sıkıntı bu kanalları bulduktan sonra kendi favori listemizi oluşturuyoruz. Aynı da önceden yaptığımız gibi. Kanal sırasını değiştiremiyorduk. Filbox kanalı olsa da yani ola ki biz sadece ulusal kanallar seyretmek istiyoruz. TRT 1, 2, 3, 4 normal klasik herkeste olduğu gibi favori kanallarından birden başlayarak atıyorum sinema kanallarını son almak istediğimizde favoride sona işaretlediğimizde yani sonda seçtiğimizde bu şekilde bir liste oluşacak. Birazdan onu da sadece 1-2 şeyde göstereceğim hani seçimde. Durdurabiliriz istersen bu ararken. Kaydediyorum şimdi toplamda yani radyo ile beraber 666 tane bulmuş, 521 tane kanal bulmuş. Buradan OK'ye basıyoruz kaydet dediği gibi. Şimdi bastım, kanal kaydettikten sonra kurulum menüsüne çıkılsın diyor, evet diyoruz. Zaten işimiz kalmıyor. Kanal listesi güncelleniyor diyor tekrar. Birazdan kanal gösterecek kaldığı yerden. Durdur istersen yine sen. Kaydet. Evet. O 301'den Disney'den başladı. Gördüğünüz gibi 301'den 821 atlıyor. Hani şey olarak gösteriyorum ya. TRT 1 306'da başlıyor. Bu şekilde şeyde sadece gördüğünüz gibi 2 tane kanal kalmış. Filbox'ta. Ya bu listeyi kendimiz kanalda zaten bunda cihazda 5000 kanallık bir kapasite var. Yani bunun 300 olmuş, 500 olmuş sırası o kadar önemli değil. Mesela önce bir isterseniz bir kağıda yazıp işte önce TRT 1, 2, 3, 4 hangi kanalları sıralayacağınızı şeyden yazarsınız. Hangi numarada olduğunu da ona göre. Yavaş yavaş hani kanal listesinizi kendiniz oluşturacaksınız. Mesela ben şuradan birkaç tane oluşturayım. Burada düzenleden yeşile basıyoruz. Düzenle yazıyoruz şurada zaten. Şurada. Yeşile bastığımız zaman mesela favori 1 diyor. Ben bu TRT 1'i favori 1'e atmak istiyorum. İşaretledim. Buradan OK ok tuşlarıyla OK tuşuna geldim. Ve OK tuşuna bastım. O gitti. Ondan sonra tekrar aynı şekilde. Evet. Atıyorum başka bir kanal eklemek istiyorum. Atladım. Atıyorum hani mesela örnek olarak çocuk kanalı, minika çocuk dedim. Yine aynı yeşil. Birinci şeyde. Tabii biz birinciye atıyorum ulusal kanal, ikinciye sinema veya çizgi film diyebiliriz. Bunu kendimize kalmış. Şimdi bu listeyi oluşturduk diyelim. Tekrar OK'ye basıyoruz. Favori 1'e gidiyoruz artık. Bizim diyelim ki burada 30-40 tane kanalımız var. Biz bunları izlemek istiyoruz. Bastım. Artık bizim ok tuşlarıyla hani bir nasıl lan şu program tuşlarıyla arttırarak hep bu aynı seçtiğimiz kanallarda gezeceğiz. Diğer kanallar artık gitmiş olacak. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5'imiz bizim bu olacak. Yani kaça kadar ayarladıysak. Bu şekilde bir liste oluşturur. Zaten Filbox olmuş olsa da bu listede böyle geziyorduk mecburen. Kendi listemizi oluşturmak zorundaydık. Bu şekilde yaparak bu cihazı tekrar kullanmaya, hani HD bir cihaz olarak kullanmaya devam edilebilir. Diğer türlü artık modül işi tekrar bir yeni bir yani düzenleme yaparlarsa ya da biri satın alırsa olur. Yoksa bu cihaz sadece HD cihaz olarak kullanılabilir. Belki Filbox bir yazılım çıkartır. Zor ya. Çıkartırsa o zaman tekrar yüklenip bunu da kullanılabilir. Ben bir daha göstereyim. Hani bu görüntü farklı bir yerde algılanıyor gibi olmasın. Zaten Filbox. Yani menümüz bu. Dediğimiz gibi bakın Filbox kanallarında bir şey kalmadı. Gidemiyoruz artık. Güncellediğimiz için. Kanal listesi güncel. Dediğim gibi 300'den sonrasını artık kullanamıyoruz. Tarih olarak da bakalım. Tarihi şuraya göster. Tarihi de güncelliyor. 22.56 30.11.2018 bugün. Birazdan da YouTube'a yükleyeceğiz zaten. Tamam, bu kadar yeterli ya. Tamam. Herkese kolay gelsin.